Çırılçıplak çırılçıplak arabayı anahtarı alıyor, vuruyor anahtarı gidiyor. Çırılçıplak tesisten çıkıyor, arabasına arabaya gidiyor. Biniyor, çırılçıplak arabayla yani devam ediyor. Pas yığın adam. Yüzden böyle zehri koşuyor. Korkan adam abi. Stefan Apia. O da siyah zincir. Çok, ben çok severdim onu. Bir gün Tuncay'lar şaka yapacaktı. İşte Tuncay, ben falan filan varız. Ben bunu böcekle falan korktuğunu bilmiyordum. Her neyse duş alıyor bu. Antrenmandan çıktık. Soyumuzu zamandır hemen olduğu yerde. Örümceğe bir attılar. Bir duş alıyor. Bir sağa vuruyor. Bir sola vuruyor. Bir sağa vuruyor. Büyük şaka oynayacakları var ya. Sonra bu teyzeden vırırırız. Çırılçıplak. Çırılçıplak. Arabayı anahtar alıyor. Vuruyor anahtarıyla gidiyor. Arıyor. Diyor ki ben gelmeyeceğim. Bunlar bana böyle böyle. Ben gelmeyeceğim. Çırılçıplak tesisten çıkıyor, arabasına arabaya biniyor, çırılçıplak arabayla yani devam ediyor. Kas yığın adam. Düşünsen böyle zeyince koşuyor. Korkan adam abi. Öyle bir şaka yapmışsın ya. Afrika zaten böceği, aslanı, kaplanı, her şeyle her şey yaşıyor. Böcekten korkuyor. Enteresan işte. Muhtemelen küçükken bir şey yaşamış olabilir böceklerle alakalı. Tabii orada böcekleri soktuğunda hasta oluyor. Evet, muhtemelen öyle bilinçaltına yerleşmiştir. Olabilir. Yıldız futbolcu değildim. Olsun. Ameleziydim. Ameleziydim. O kadar Fenerbahçe, Trabzonspor ve birçok takımda senelerce oynamak ve halen oynuyor olmak sonuçta her oyuncuya nasip olmaz ve mutlaka bir yeteneğin ve bir özelliğin var ki oynamışsın. Çok şükür. Kısa bir özetle kısa bir özlüyorsun. Çok şükür. Çok mütevazısın be. Hala oynuyorum. Allah belasını. Kaç sene oldu? 16 sene. Ne zaman başladın? 2000'de başladım. Yok 18 sene olmuş ya. 18 sene. 2018'deydi de unuttum. Sen 2016'da mı kaldın? Kaldık abi. Ya bir şey. Demek ki geri dönmem lazım. Nerede kaldım 2016'da? 18 sene bitiyor. 2025'de mi bırakacaksın? Yok, bırakacağız, az kaldı. Az mı kaldı? Her gün sakatlamıyoruz abi. Bileğimi kırdılar. Geçen elime verdiler Antep maçında. Bağlar koptu. Allah Allah. Ne zaman döneceksin? Başladım bugün. Yarın dönerim. İnanılmaz sağlık ekiplerimiz var ikinci ligde bizim. Çabuk döndürüyorlar. Sakatlandım bugün. Hemen. Aziz Başkan'dan. Gerçekten çok renkli bir karakterdi. Önemli bir başkandı. Hem kendi oyuncusu, taraftarı, hem de diğer takımların oyuncuları ya da futbol severleri, basın mensupları vesaire. Kendisini takip ederdi ve takip etmenin yanı sıra çekinirdi de ve konuşma üslubuyla, reyleri söyleyememesiyle hep böyle gündeme taşınırdı ve taklitler de yapılırdı kendisiyle alakalı. Tabi Aziz Yıldırım'la ilgili çok anım vardır, hikayem vardır, komikleri de vardır. Tamam. İlk önce başkanın şekeri çıktığı zaman yaklaşmayacağım. Sinirlendiği zaman yaklaşmayacağım. O reyler nasıl anlıyorsun? Reyleri fazla söylemiyor. Öyle anlıyorsun. Aziz Başkan'a gelince bizim bir denizi faciamız vardı. Berabere bittik. Havalimanında işte aranıyor Aziz Başkan. Havaalanına geldik. Havaalanında işte Aziz Yıldırım bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. Tabii en zayıf halka kim? Servet'le ben. Biz göz göze geldik. Normalde millet kadınla kızla gezer. Abi ben köpeğinle gezerim, laf yedim ya. Ne dedi? Sen dedi git dedi, şimdi dedi köpeğinle gez diye caddede. Servet de türkü dinliyor ya. Sen de iki kulağına küpe tak dedi, türkü dinle sen diyor. Devam diyor böyle. Her neyse sonra döndük şeye İstanbul'a. Havaalanında bıraktılar bizi otobüsle. Otobüse kaldık. Polis hepsi gitti. Saman ha bıraktı yani. Baş herkes gitti. Biz de taraftar kaldık. Otobüste taraftar polisle. Siz ve Allah yani üçünüz oradasınız. Yani Samandıra'yla Sabiha Gökçen'e kaç dakika? 15 dakika. 15 dakika. Kaç dakikada gittik? 2 saat. 2 saatte gittik. Durduruyorlar, küfür ediyorlar. Durduruyorlar, küfür. Haklılardı son şeyde. Bayağı bir çekişmeyle gittik yani. Peki polis niye bıraktı size? Vallahi bırakın demişti. Ha orada polise bırakın. Şey gibi. Rüştü olayı gibi olmuş biraz. Hak etti bunlar. Ne yaparsa yapın hani. Tabii tabii. Yani, tabii öyle çok şiddetli şey olmadı ama sonuçta domates atan oldu, içen küfür eden oldu. Bayağı bir güzel bir anı oldu. Çekindiniz ya da korktunuz. Ya, bir hafta öncesi Trabzon'dan Şampiyonlar Ligi geldik. Bir hafta sonra küfürleri yani. Enteresan ama yani orada polislerin çekilmesi, sizin taraftarlarla gitmeniz. Çok güzel. Allah'tan otobüse abi girmemişler ama. Yok girmezler canım, o kadar da değil. Biz kalabalığız abi. Ne diyeyim bana? Ümit Özat. Ümit abi
çok komik bir adam. Bir gün Gürcistan maçı var Trabzon'da. Gürcistan'da oynayacağız. Bir son gün bir antrenman yapıyoruz. Yani Hasan Şaş, ben, Ümit Ozan, bir kişi daha vardı. Koşuyoruz böyle, düz koşu yapıyoruz. Hasan abi geldi, sakızı sahaya attı, şeye attı. Kalenin içine attı. Koştu koştu, o diyor o şeyden sakızı çıkar, yoksa ertesi gol yeriz oradan. 500 metre geri gitti, sakızı çıkarttı oradan. Ondan sonra kaliferle D'ye D'ye çıkardı. Kaliferle D'ye D'ye? D'ye D'ye çıkardı. Çok enteresan şeyleri vardı. Allah Allah, çok enteresan. Sonra bunun bir de şeyi vardı, ayak dışarı Kovarizm'a getirmedi Türkiye. Ümit Ozan evet, getirdi. Evet. Açamadığı zaman böyle yapar. Koşarken geri koşar ya böyle. Yani geçemedim ya. Evet, geçemedim. Bir de gençler benimle oynarken Galatasaray maçında... Ayak dışı mı attı? Yok. Ümit Özat, işte gol yemişler. Top ayağına mı çarpmış? Kendi filelerine vurdu. Ümit Özat KK yazmış. Bunlar benim lakabım. Nereden biliyorlar? Lakabı da koca kafa Ümit Özat. Sonra 20 dakika maçta yok. Sağda yok. O kadar kötü oynuyor, kafasına takıyor. Benim koca kafa lakabım bunlar nereden biliyor diye. Sonra devrelse diyor ki ya bunlar lakabı nereden biliyor? Oğlum diyorlar ne koca kendi kafası. O kendi kalesine demek. KK ya inanılmaz ya. Koca kafa Ümit Özat. Abi de Ümit Özat'ın köpek muhabbeti var. Köpekten çok korkuyordu. Bizim sahada, samanda da kangal köpeği vardı. Alamadılar, alamadı. Lugano gitti, alamadı. Hepsi alamadı. Gittik, aldık Müslümcü'yle. Sahibi soktuk, peşinden kovalattık. Bunun şeyde, milli takımda da aynısını yaptılar. Evet, hatta görüntüsü bir de bağırışı vardı. Var. Böyle bir depar yok ya. Böyle bir depar yok ya. Lan diye gidiyorlar. Zaten bazı görüntüler var. Milli takımda yapmıştık bir kez. Bir de Fenerbahçe'de tesiste yapmıştık. Çok korkuyor köpekten. İyi bir kaptan mıydı Ümit Özat? İyi kaptan, iyi oyuncuydu. Belki yani sol bek anlatıyorlar ya yani Fenerbahçe gelmiş geçmiş en iyi sol beklerden bir tanesi diye düşünüyorum yani. Eskiden sen de tabii elbette hatırlarsın ve bilirsin. Mesela sol bekte oynayan sağ ayaklı ya da evet. Sağ bekte oynayan sol ayaklı oyuncuları istemezdi teknik direktör. Dünya yavaş yavaş dönmeye başladı buna ters ayaklı. Futbol değişiyor. Değişiyor. O kadar dar alanda oynuyorlar ki eskiden evet. Ne kadar güzel on numaralar vardı izlerken. Yetenek diye bakıyorsun. 10 numara bile kalmadı. Ya dünya akmasında 10 metrede, 15 metrede aynen. Oynandı oyun. Artık bunu açmak için artık şapkadan tavşan çıkarmak lazım. Fizik, bek oyuncuları çok önemli oldu. Fiziksel özelliklere çok önem verilmeye başladı. Futbol fiziksel güce gitmeye başladı. Evet. Dayanıklılığa bakıyorum. Küçük yaşta dayanıklı fiziksel antrenmanları yaptırmaya başladılar. Zorlanıyor musun şu anda oynarken? Zorlanmıyorum. Peki kaliteyi nasıl buluyorsun? Kalite o zaman... çok düşük. Çok düşük. Çok düşük. Yani kalite çok zor. Yani eskiden futbol vardı, şimdi savaş yani savaş var. Artı şey, yani savaş hiçbir zaman hep vardı Türkiye'de futbol savaşı. Artı şey amatör ruhluk kalmadı. Kalite de yok. Kalite yok zaten. Zaten bu kaliteyi getirmeleri için aynı İngiltere gibi bir takım kriterleri getirmek zorundasın. Tuttuğunu getirmek zorunda değiliz. Evet. Yani kulüplerin hallerini görüyorsun. Hepsi işler. İkinci lige girin. Hepsi bat. Hepsi belediye yardım etmediği sürece geçmiş olsun. Ama maalesef yönetici ve başkanlardan kaynaklı bu ama. Yani biz ne kulübü, zaman? Kulübü verdiğin zaman misal 2 trilyon borcu var 2 milyon TL. 2 milyon TL bırakmak şartıyla ve kaydıyla vereceksiniz. Ha 2 milyon TL borcu var. 1,5 milyon TL borçla bırakıyorsa tabii. O 500 bin TL'den ona bir prim vereceksiniz ki o da amacı ve hedefi olacak. Ya ama gelen zengin olmak için geliyor artık maalesef. Gelenlerin futbol yöneticilerin gelenlerin hepsi o senenin kaç sene yönettiyse o sene sorumlu olmadığı sürece hiçbir şey olmaz. Olmaz. Gelen bırakıyor gidiyor. Gelen bırakıyor gidiyor. Ne oluyor? Birikiyor borç. Kesin katılıyorum. Ziya Doğan. Ziyaca bir anısı var. İlk önce onu anlatayım. Söylememiştim bunu. Bir gün maçı kadrosunu yazıyor. Oğlum bak burada da fazlayız. Oğlum bak burada da fazlayız. Biz her yerde fazlayız sadece. Ulan diyorum nasıl fazlayız? Kalmış oraya. Takım kadrosu 12 kişi abi. Kimde 12 kişi var? 12 kişi oynatıyor ya. Ondan sonra maçlara biliyorsun. Pirinç var o. Maçlara pirinç. Çıkarken böyle uğur olarak pirinç atlar. Okunmuş pirinç. Maçtan önce. Sahi gezerken. Yani. Enteresan. Çok iyi insan ama çok şeydir. Disiplinli mi? Disiplinlidir. Disiplinli şöyle. Aşırı saçma disiplin diye düşünüyorum ben. Çünkü ben severim kendisini ama. Akşamları laptopları toplatır, telefonları toplatır. Abur cubur yesek. İlk önce sen transfer yapacaksın. Kaç kilosun? Kiloya göre transfer yapar. Sanki bakkaldan manavdan domates alıyor. Kaç kilosun abi? 100 kiloyum abi. Öyle mi az yani? Çok mu? Dana mıyım ben abi?
Kiloya göre yani. Yedi orada kalacak bir sene. Ziya Hoca'nın inanılmaz kilo takıntısı var. Allah Allah. İnanılmaz kilo takıntısı. Mesela sigara içen oyuncular varmış. Normalde sigara içilmesini, alkol içilmesi falan zaten istemiyormuş. Kendine bakanları falan çok seviyormuş. Ama sormuş mesela, sen niye sigara içmiyorsun demiş. Demiş ben bıraktım, önemli bir maç öncesi. Yok yok demiş, bu seni etkiler. Hemen iç demiş. Hemen iç. Ya Celalettin vardı, Celalettin Trabzon, evet. Solbek. Evine gönderiyordu, evine. Evde kim var, kız var mı, bak bakayım bir şey var mı diye. Allah Allah. Tabii. Enteresan böyle şeyler. Ev baskını yapar mıydı? Tabii canım, ev baskını. Bana yapmadı da yani, ona yani böyle oyunculara mesela yani potansiyel diyelim alkol alıyor veya başka bir şey alıyor. O potansiyelleri hep böyle baskı altına alırdı. O zaman yani. Her gün yattığına evinde o zaman. He yattığına. Ya Ziya Hoca'yla o zaman yattığına. Yattığına. Ev arkadaşı mı oturdu ondan sonra? Barış Memiş yattığına takıldı, futbol hayatı bitti ya. Barış Memiş çıktı ilk seneler biliyorsun. İlk sene müthiş uçuyor çocuk. Yani futbolda takip edenler bilir. Evet. Sonra bunu pro ile yakaladılar. Bunu hocaya şikayet etti, Ersun Hoca'ya. Oğlum nereden gördün pro'yu? Niye içiyorsun? Hocam senden gördüm. Hoca pro içiyor ya. Senden gördüm. Hocam senden gördüm. Ne diyeceksin? Hiçbir şey diyememiş. Tamam siz de git demeyecek tabii ya. Bir de Batuhan Karadeniz'in şeyi var. Bu Ersun Hoca ile pro muhabbeti. Ya onu bilmiyorum. Bir elinde işte alkol, bir elinde pro. Hı hı. İşte Eskişehir'de bir mekanda. Böyle bacak bacak üstüne atmış. Ersun Hoca bir giriyor. Batuhan diyor. Ne yapıyorsun sen? Hocam diyor, görmüyor musun? Pro içiyorum diyor. Oğlum diyor, seni başkan görse ne diyeceğiz başkanı diyor. Kapı açılıyor, başkan geliyor. O hocam hoş geldin diyor. Beraber içiyorlar mı zaten? Allah Allah. Yapacak bir şey yok. Ondan sonra Ersun Hoca devam etmiştir. Şerefe. Şerefe. Samet Aybaba. Samet Aybaba. Aybaba benim için değeri çok farklıdır Türkiye'de. Türk futbolunda beni ilk oynatan hocadır yani. Futbola onunla başladım, maça gittik. Beşiktaş maçı vardı. Gençler Birliği'de. Gençler Birliği Beşiktaş maçı vardı. Çok seviyor değil mi gençleri? Seviyor yani. Genç, bir sürü genç çıkardı. Beşiktaş'a bir geldi. Beşiktaş'ta Oğuzhanlarla oynama şansı var mıydı? Yoktu. Başka hoca olsa oynatır mıydı o diyebilirdi? Hatta Hasan Türk'ü de oynatıyordu, olmadı. Mesela Olcay'ı çıkardı, Oğuzhan'ı oynattı. Olcay, orada o zaman bir sürü genç. Tabii tabii Emre'yi oynattı, yani Erkan Kaş'ı oynattı, aynen, bir sürü oyuncu oynattı. Yani elinde olsa hepsini oynatır. Yani genci çok seviyor, yeter genç çıksın onun için. Biz atak yediği zaman bağla 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 bağla, elleri bağlatır herkese. Bağla bağla, bismillah bismillah bismillah, bağla bağla bağla. Sonra atak yaptığı atak zaman sonra, aç 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 elleri aç aç. Çok güzeldi. Oluyor çok mu, tutuyor muydu? Tutuyordu. Tutuyordu. Atak bitiyordu abi. Atak bitiyordu. O sene başarılıydık ya. Evet. Türkiye Kupası almıştık o sene. Onunla beraber. İlk benim 2002-2001 sezonum. Öyle diyor ya, 2002-2001 bir bakıyorsam 18 yıl geçmiş. Çok... Hatırlıyorum o maçı. Ya bir gün... Hatta Şahmut'la oynanan maç değil mi? Mbaye vardı. Ben onun sivrisinekli. Sivrisinek suratı var ya. Aynı onun, evet, bir suratı var. Mbaye biliyor muyum gençlerden? Bir gün hırsız giriyor evine, altınlarını çalıyorlar. Bayağı bir altın varmış evde yani o zaman. Ne işin var senin o kadar altınla evde, değil tabii mi? Altın. Bunları yani biliyorsun, kabileyi bir gezerler şeyler, tabii, tabii. Afrikalılar. Her neyse bu yemek kim ağlıyor. Gözleri böyle kedir gözü olur ya. Evet. Gözler böyle büyür, böyle duygusal. Rize'deyiz biz. Yemek yemiyor, ağlıyor gibi böyle bir şeyler. Atilla amca var, Atilla Aytek rahmetli. Allah razı. Her neyse. O zaman as başkanlık gidiyor, araştırıyor. Ama hiçbir şekilde, heçten kesildi. Böyle duruyor. Gitti paralar diye. Çok iyi. Ondan sonra Atilla amca tabii buluyor kim olduğunu. Kim? Kabileden. Ha, içeriden mi saklıyor? Sonra bunu buluyorlar işte, altınlarını falan geri alıyorlar. Geri ondan sonra yemekleri yiyor, yemeği yiyor, şeyler yapıyor. Sağ performansını gösteriyor. Tabii. Ama ne kadar önemli bak, adam gidiyor hırsızı buluyor. Bu adamın işi mi değil? Atilla amca ya rahmetli, o zamanlar sağlamdı yani. Türk polisi için emniyet müdürlüğü falan da yaptı. Bizim as başkan çok disiplinliydi, inanılmaz disiplinliydi. Ben çok severdim ama nereye gitsek bir sürü gençler bir takımı, onun sayesinde bir sürü şeyler karşıladı. İlhan Cavca? İlhan Cavca, of efsane ya. Efsane. İlhan Başkan bir gün bütün ışıklara çık. Tesiste. Parayı seviyor İlhan Başkan. İçeri geldi, biz de sahadaydık. Antrenman yapıyoruz. Cem onu koyar o zaman. Bu elektrikler niye açık? Neden kapatmıyorsun? Paraya bunların hepsi diyor. Kapatın şu elektrikleri. Bitti, herkes kapattırdı bütün elektrikleri. İlhan Cavca'nın enteresan bir hikayesi var. Bir gün teknik direktör Ersun Yanal galiba büyük ihtimalle. 86, 87'de, 85, 88, 90 böyle oyuncu üçüncü değişikliği yaparsa ya, hem oynamayı oynatmak istersen hem zaman geçirirsin. Bugün yanlış yapmış ya, başka hoca sen ne yapıyorsun demiş ya. Ne yapayım, üçüncü değişiklik. Ya yapıyorsan 70'de yap,
Ya yapmıyorsa hiç yapma. Biz buna prim veriyoruz demiş. Maç başı veriyoruz bunlara demiş. Ya onları kovalıyor. Tabii. Bir gün bir hocayla yollarını ayırıyor. İsmini vermeyeceğim. Teknik direktör. Çağırıyor yana. Hocam diyor, teşekkür ediyoruz. Hakkını helal et. İşte helalleşiyorlar, vedalaşıyorlar. Çıkıyor. Bir alt kata iniyor. Muhasebe. İnsan kaynakları. Ben gidiyorum. Hocam diyor, teşekkürler işte. Diyor tamam diyor, benim diyor tazminatımı alabilir miyim diyor. Nasıl tazminat diyor hocam? Evet tazminatım. Bir bakıyor sözleşmeye. Tazminat var. Arıyor başkanı. Başkanım diyor, hoca geldi yanıma. Evet diyor. Tazminatını istiyor. Nasıl tazminat? Evet var diyor başkanım. Tazminat. Sen geri gönder diyor hocaya. Hoca gidiyor tık tık. Ya hocam diyor, sen de şakadan anlamıyorsun diyor. Kovmaktan vazgeçiyor. 4 hafta daha çalışıyor sonra. Ya inanılmaz. Bir olay daha var onun mesela. O zaman da hastaydı. En son dönemleri hastanede yatıyor bu. Mehmet Özdürek o zaman herhalde. Mehmet Özdürek de antrenör. O zaman da kötü gidiyor. O şeyi arıyor, diyor ki, doktora diyor ki, hocam bana bir saat izin ver diyor. Ne yapsın hocam diyor. Ya hoca bir kovuk geleceğim diyor. Vallahi gerçekten çok iyi ya. Hoca bir kovuk geleceğim diyor. Ya Allah rahmet eylesin ya. Ama işte adama sallıyorlardı. Hoca kovuyor, hoca kovuyor. Ki ben de çok eleştiriyordum. Ama adam bir bıraktı. İlhan Cavcav sezonunda küme düşürdüler takımı, kulübü. İlk defa. Hayatından 6 bin lira, 7 bin lira. Çok kötü duruma düştüğü zaman 10 lira, 15 bin lira prim veren adam. 6 bin lira, 7 bin lira geçmez. Ama paranızı gününde alırsın. Ödemem. Geçen kulübünde para almama gibi bir şey yok. Orası kolej takımı. Her şey tıkır tıkır, her şey şeydir. Ama geçen sene 50 bin liralar, 40 bin liralar alındı. Yazık günah. Tabii yazık tabii. Hayatta yazık. Kemikleri hızlamıştır da. Yazık. Bazıları kızabilir ya. Yazık günah. Selçuk, Burak, Onur'la bir hikayem varmış galiba. Bunlar beni, ben şimdi onları kızdırıyorum falan filan. Bunlar üçü bana bir komplo kurdular. Tuttular her yerini, bacaklarımı tutuyor her yerimi, tuttular beni yere attılar. O zaman arabanın şey tam böyle şeye girerken, soyunmasına girerken, arabanın camı da açık. Arabaya girdim, bende bir silah vardı o zaman. Trabzon'a gidiyor, silah almaya şansın yok. Silah vardı, silah şöyle şak şak yaptı, kurşun oradan çıkıyor. Hepsi bir sağa bir sola daha da ölüyorlardı. Vuracaktın oradan... beni, korktu, gözler açıldı. Yakalaşamıyorlar. Yakalaşan çok iyi ya. Var mı Burak'ın böyle enteresan şeyi, Burak'la, Umut'la, Engin Baytar, Selçuk, böyle hikayeler, komik. Engin Baytar, bir gün oturuyoruz böyle şeylerde, bir hocanın ismini vermiyor, bir hocanın taklidini yapıyor şimdi mesela. Bütün takımlarda bir tanesi vardır hep hocaya bir şey götüren. Engin Baytar bir bakın masanın altında çıktı. Ne? Kim? Ne dedi? Bir şey mi söyledi? Onu taklit ediyor. Laf alıp götürecek ya. Sene kaç? Seneyi söylerse... Seneyi söyle. Şampiyonluk zamanı. Şampiyonluk zamanı. Şenol Hoca'nın yardımcılarından ben tüyoyu vereyim. Ama o da çok şeydir ya. İsmi lazım değil, Mehmet Kulaksızoğlu. Mehmet Kulaksızoğlu. İşte zaten adı Kulaksızoğlu. Kulaksızoğlu. Şaşa ve partiler. Ya bugün maçtan dönüyoruz İstanbul'dan. Abi böyle değişik kılıklı kızlar, Brezilyalı. Ama Brezilya'nın en kötü çirkin kadınlarını Brezilya'yı biliyor musun? Güzel değil yani. Ya bir 40 gitsen mahalle arasından bulur getirsin onları 3-4 tane. 2-3 tane kız, bunlar ne dedik ya? Brezilya'yı getire getire, bunları mı getirdin? Çok çirkinler diyor. Güzel şey biliyorum, hiç alkolü falan seviyor, partiyi demek seviyor. Demek ki o alkollüyken seçti demek ki. Tabii canım, bir ara şey yok, az vodka neydi? Çirkin kız yok, az vodka vardı. O manada, o alemi falan seviyordu. İşte o kızları getirdi falan filan. Parti olaylarını çok seviyor. Adam alkol ama müthiş futbolcuydu. Çok iyi. İnanılmaz. Alkol alıp, alkol antrenmana alkol bir... Kokuyormuş. Kokuyor da antrenmanda hepimizden daha iyi çalışıyor. Umurunda çok değildi dünya. Tabi bu gençti o zaman. Yani yaşlandıkça bazı şeyler yalnız çıkar. Yalnız insanlar ya ona alıştırmış ya vücudunu. Mesela Manuel Fernandes de öyleydi. Ama her son zamanlarına bakacaksın ona. Tabii. Gençken kaldırıyor vücut. Kaldırıyor. Ama yaşlanınca uykusuzluk, alkol. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş. Ha alkol alabilirsin ama ne yapıyorsan yap, uyumak zorundasın. İyi uyuyacaksın, iyi besleyeceksin. Aynen o kadar. Hani ama gidip, alkol mutlaka alkol alacaksın, gece bu kulüplere gideceksin, tabii, tabii. Oradan antrenmana gideceksin. Öyle bir şey yok, fiziksel şey yok. Şaşa bir de gamsız mı gider? Dünyaya bir. Bir gün arkadaşı var, Brezilya'da arkadaşı var. Alkol alırken merdivene düşüyor, beyin kanaması geçiriyor. Hastanede ameliyat olacak. Arkadaşın değil mi yani? Sen de hastanede olsun. O Ukrayna'da milikalar milikalar barda ya, eğleniyor. Ölüyor. Dünya umurunda değil. Ölüyor, ölüyor sonra. Çok enteresan.
Brezilya'nın mafyalarından herhalde. Brezilya çok iyi ya. Alex'le alakalı var mı enteresan hikayeler? Alex Alex sadece gol ve asist yapıyordu benim için yani. Böyle komik falan yoktu ya. Çok mu böyle ketum muydu Alex? Dominant mı? Duruşu olan bir oyuncu muydu? Yani bakarsan profesör dersin, gözlükleri takıyor. Genelde kitap okuyor, gözlük takar falan filan. İnanılmaz saygın bir adam var. Milan maçına çıkacaktık. O Sergio'lar falan ona lakabı var. Beyin. Beyin diye çağırıyorlar. Yani. Alex. Beyin. Gözlükleri de beyinmiş mesela. Yani Milan'ın oyuncusu Alex'i beyin diye çağırıyor. Bir de Sergio yani. Sergio. Yani o adam Sergio da arkadaşlar hatırlayanlar bilir, hatırlamayanları şöyle hatırlatalım. Sol tarafta oynar. Ya Kalazer'in ya Maldini'nin önünde. İnanılmaz bir oyuncudur. Zaman zaman 11, zaman zaman sonradan girer. Her maça kreatif anlamda çok etki ederdi yani skor anlamında. Öyle bir oyuncu. Gençler o tanımaz. Alex'e beyin diyor. Gençler tanımaz. Gençler? Ya gençlerden çok yaşlandık be. Be. Çok gençlendik. Nikola Anelka. Ya onu anlatmaya gerek yok ya. Yemek yemiyordu ya. Ben bir defa maç yemeği, işte sabah kahvaltısı gibi de yemek yediğini görmedim. O çağırıp özel gibi duruyordu masada, kalkıyor gidiyordu. Herhalde onların mesela Fransızların kahvaltı kültürü yok mesela, ne bileyim. Focuk bir şey yiyip gidiyordu. Ama oyuncular, efor sarf edensinler, kası olanlar ya da ne bileyim o aktiviteden sonra mutlaka bir şeyler tüketmesi ve yemesi lazım. Yani yemiyordu abi, enteresan bir şekilde. Acayip bir de bir fiziği vardı. Enteresan bir adam. Çok büyük oyuncuydu ama. Tabii canım. Yani istediği zaman oldu mu kapatıyor ama istediği zaman biliyorsun şey, o istediği Kore zaman da ya Şampiyonlar Ligi ya da derbi maçları oluyor. Kore abi biliyorsun. Kore abi foul var dedi ya. Rüzgar çarptı abi. Rüzgar çarptı. Biliyorsunuz o görüntü. Evet, evet. İçeriden aldı işte daha sonra. Bir daha şey Ali Güneş'te bir şey var. O maçta. Ali Güneş o maç 4-4'lük maçtı. Şey 4-3'lük maçtı. 5'leşin kazandığı maç. Ali Güneş ilk 20 dakikada ama tabii şimdi hayatım boyunca sağ bek oynatan adamı Anelka'ya karşı sol bek oynatasanız zaten şey olur. Yani orada Ali Güneş yok, kabahat yoktu bence maç... de. 100 yılın maçı bence biliyor musun? Aynı canım. Ya inanılmaz maç. Yani git gelli maç, bir o atıyor, bir o atıyor, kaleye panko geçiyor. Çüt çıkartıyor. Ben Fenerbahçe'nin kale arkasındaydım. Beşiktaş'ın atak yaptığı kalenin arkasındaydım. 4. gol oldu, kalede panko var. Ben kafamı Fenerbahçe yedek kulübesine bir çevirdim. Herkes yıkıldı dediler ya, yani şu psikolojiye büründüler ki maçın mesela 4-5 dakika vardı. Aynen. Biz yenemeyeceğiz. Aynen. Bazen yani oluyor. Yenemeyeceğiz, herkes yıkıldı. Çünkü gidiyorsun Beşiktaş geliyor atıyor. Atıyor. Gidiyorsun Beşiktaş geliyor atıyor. O maç çok iyi oldu. Maçtı. Onlar geldi vurdu Beşiktaş'ta vurdu. Beşiktaş'ta skor anlamında yani geldi yaptı gitti. Efsane o maç oldu işte. Efsane maç oldu, enteresan bir maçtı. Bizim dönemimizde yani hiçbir zaman Galatasaray Beşiktaş elini kolunu sallasa yenemiyordu. Beraberliğe seviniyorlardı. Tabii ya, inanılmaz bir takımdı Fenerbahçe olarak. Ama Beşiktaş'ın da son galibiyetidir Kadıköy'de o. Evet, bir daha da alamazlar. Bir daha alamadılar. Kolay alamazlar. Yani. Ama Beşiktaş'ta o dönem hatırlıyorum çok tecrübeli ve amiyane bir tabir kaşar futbolcu vardı. Yani işi bilen. Sene... Tümer Metin mesela attı ilk gol, hatırlıyorsun. Yani topla indi Hüsnü Hüsnü'den. Tümer abi bize iki maç oynadı işte o maçta. Bir de final maçı, kupa maçında. İzmir'de. Tek başına maçlar aldı. Efsane maç oynadı. O zaman da çok güzel Türk oyuncular vardı ya. Değil mi? Bizim ülkem kadrosu falan filan. İnanılmaz. Ya bir gün bizim Hüseyin Kartal vardı Ödmü'yle de. Hatırlıyorum, uzun boylu. Hatırlıyorum ya. 9 numara ve 11 numara geldi. İngiltere'de İngiltere'yle maç var. Bu sabah şeye resepsiyon aradı, tost içecek. One toast, one ayran diyor. What diyor, anlamadım ya. I don't understand diyor. One toast, one cola diyor. Sonra inan atar. Ya sen bize bir tost getir, bir cola getir. Telefonu ya, anladım. Ondan sonra sevgilisini arıyor. Kız arkadaşım vardı o zaman. Nişanlandı falan. Herhalde onunla evlenmiştir. Bayağı oldu şey. Biz şeydeyiz, Newcastle'dayız. Aşkım şu an San Antonio'dayız. Newcastle'dayız. San Antonio ne ya? Amerika'da mıyız? San Antonio. Newcastle'da San Antonio ismi nasıl benziyorsa ya. İnanılmaz komik adam diye. San Antonio. Süleyman Yula. İnanılmaz suratlı ve o kadar çok gol kaçırdı. Bunu Ersin Hoca şey yapıyor, ceza veriyordu gol kaçırdığı zaman. Orta sahaya bir tane Hunye dikiyordu. Ceza sahası yayın üstüne de 12 tane top koyuyordu. Vuruyordu yaya kadar koşuyordu. Vuruyordu yaya, kusanına kadar koştu. Kusturuyordu onu. Bir gün maçtan çıkarttı bunu. 4 gün yok Süleyman Yula ortada. Yok yani, gitti. Küstü yani, küstü, gelmiyorum diyor. Şey yapmıyor, Ümit abi var, Ümit Bozkurt o zaman bizim takım kaptanı. Her gün antrenör gibi onun yanına gidiyor, onunla konuşuyor. Enteresan, enteresandı ya. Şaka gibi ya. Çok komikti o şeyde ya. Pierre Van Hooydonk. Pierre Van Hooydonk efsane futbolcu zaten. O isimler zaten bizim telaffuz ettiği zaman
saygı duyuyoruz zaten. Ben Gençler Birliği'nde oynarken, ben bir senede takım arkadaşlığı yaptım, sonra gitti. Gençler Birliği'nde oynarken bizim bir kupa maçı vardı. Gençler Birliği çok güzel maç oldu. 3-2 mi? 3-2 bitti, kazandık herhalde. Siz bir de 4-3'te İnönü'de 5 yaşı yapmıştınız. 5 yaşı yani, o da efsane maçtı. Efsane maçı, yağmurlu bir hava, hiç unutmam. O da çok güzel maçtı. Her neyse, biz Gökhan abi vardı, top kaleci. Van'a bir dönük geldiği zaman biz baraj kurdurmuyoruz. Baraj kurdurursak gol oluyor. Yani bütün baktığınız analizlere baktığınız zaman bu çıkıyor. Ne yapalım ne diyelim, biz baraj kurduruyoruz. Vuruyor topu dağlara taşlara. Vuruyor topu dağlara taşlara. Öyle bir şey olmuyor. Sonra gitti kendi takımı Selçuk'la şeye geçirdi, barajın şeyine. Maçta 3-3 oldu maç. Ama 4-3 mü gitti? 3 skoru falan hatırlamıyorum. Koydu Selçuk. Kendi arkadaşını. Kendi arkadaşını. Selçuk kafasının yanına. Şu kafasının olduğu yeri izledi. Bir koydu çatala. İnanılmaz bir şey. Dedi ki, biz dedik ne yapacağız? İnanılmaz vuruyordu ya. 26-27 yaşına kadar frikikte çok etkili değil. Ondan sonra o özelliğini fark ediyor. Çalışıyor ve dünyanın bir frikik atan 2-3 oyuncusundan birisi oluyor. 45 numara ayakkabı var ya. Junior Perno Bacano. Bence en iyisi. Giuliano. Junior Pernambacano. Şey, Lyon'da oynayan... Lyon. Junior Pernambacano. Junior Pernambacano. O bir numara... Giuliano. Hoydonki Beckham 3'tü o dönem. Beckham. Pirlo Millo sonra geliyordu. Yani UEFA finalinde 2 tane frikik gol atmış adam. Yani inanılmaz bir oyuncuydu. Onu saygıyla, sevgiyle analım. Aynen. Ali Tanlıoğlu'nun bir de şeyi vardı değil mi? Ali abi çok komik ya. Ali abi var ya, alın Ali abiyle gidin röportaj yapın. Ali abi de dünyanın şeyi vardır ya. Bir gün anlatıyor ya diyor, gittik diyor Antalya'dayız diyor, o anlatıyor. Girdim diyor şeye, orada yemek alıyoruz hani açık büfeler var ya diyor. Yabancılar geldi diyor, bu ne ismini soruyordu. Ben dedi, bana sordular diyor. Ben de milk dedim diyor, öbürkü diye aklıma gelmedi. Ne dedim, milk laç dedim ben dedi. Süt laça milk laç. Mantıklı ya, laç ne İngilizcesi? Laçtır ya. Demin milk laç. Çok milk laç dedim diyor. Ya, bir de onu anlatışından ölürsün gülmekten yani. Milli takımda böyle komik hikayeler var mı? Hasan Şaş'ın komik hikayeleri vardır. Hasan abi hiperaktif. Hiperaktif. Bu eskiden şeyler var, yatağın üstünde sıçrama falan. Gecenin 12'sinde onlar anlatıyor. Gecenin 12'sinde zıplıyormuş bu, canı sıkılmış. Yatağın üstünde zıplıyor. Bütün üstünde Hasan abi yatağın üstünde zıplıyor yani. Ne yapıyor ya bu gecenin 12'sinde? Hiperaktiflikten. Hasan abi çok komik ya. İnanılmaz komik ya. Uçakta var mı öyle enteresan hikaye? O çok korkuyor zaten. O korkuyorlar. Biz mesela bir gün Avustralya'ya gidiyoruz ameliyat kampına. Hakan abiler işte şeyler falan filan. Hakan Ünsal'lar, ondan sonra Arifler falan filan. Bunlar hep ön tarafta oturuyor normal şeyde. Bizi aldılar, biz de gençtik o zaman. Ön tarafta oturuyor, ona en arkaya oturdu. Türbülans, Emre abiler. Türbülans aşağı birazcık bir şey yaptı. Emre abi arkadan bağırdı. Ne yapıyorsun diyor, düzgün kullansana şunu diyor. Bağırıyor. Şeye girdi ya, rampaya girdi herhalde. Rampaya girdi. Ama iyi düştük, 1000 metre o zaman düştük. Onlar daha öncesinde Dünya Kupası'na giderken bayağı bir kötü düşmüşler. Ondan dolayı korkuyorlar yani. Tabii bir de şey, Ergün Pembe rüyasında şey görmüş ya, toplu ölüm. Toplu ölüm görmüş. Hadi şey, diş görmüş, takma diş. Şeye bir bakmışlar, uçağa hemen binmeden önce. Rüya tabirlerinde toplu ölüm yazmış, uçağa binmişler. Sonra 1000 metre düşmüşler. O güzel, son durak filmi gibi. Herkes küfür ediyor zaten. Son durak filmi gibi olmuş. Son durak, Final Destination. Merhaba, hayatımda öyle bir yolculuk görmedim ya. Avustralya uçakla hiçbir şey gidiyor. Işınlanma çıkması lazım. Maşallah. Abi git yat, bize business verdiler mi? Şey koridor gibi yat, 24 saatte gittik ya işte. İlan başkanın şey business mıydı? Şeyi? İlan başkanın hayatta business diyor. Ben diyor salak mıyım diyor ya, biz business'a gittik. Aynı para değil mi? Ben diyor orada aynı yere gitmiyor mu diyor. Ben niye diyor fazla para vereyim diyor. Geçen bir daha otururum diyor. Bir saatte yol diyor. Adam mantıklı. Var mı başka ilan çalışan böyle komik parayla en ilgili hikayeleri? Ya para onun için, yani kulübü düşündüğü için para onun için çok önemli. Çok önemli. Çünkü yıllardan vardı kulübün. Var abi, dünya para bıraktı gitti ya. Sonra o para ne olmuştur Allah bilir. Yani bilmiyorum tabii, günah almamak lazım. Orası bir Türkiye'nin lokomotifiydi zamanında. Bütün büyüklere oyuncu veren, ama bu yabancı kuralından sonra öyle kulüplerin çoğu Antep'i görüyorsunuz. Yani. Evet. Eskiden Antep, Gaziantep'te öyle şeyler. Mersin'de öyle amatöre düşmüş ya. Mersin gitti. Yazık günah. Giderler çünkü ekonomi şeyini yapamazsan. Bir de senin Mersin'den 2 milyon mu alacağım var mı? O zamana kadar geldi faizleriyle beraber. Faizleri? Onu almıyoruz. Şöyle bir sana bir soğuk buz gibi söyleyeyim. Şunun üstüne oturmak lazım abi. Buzlu suyun üstüne. Adam 1000 lirasını kaybediyor. Adam vuruyor bizde. Yapacak bir şey yok abi. Orada çok şey var. Çok dolap dönüyor. Yani değişik bir şehir orası. Değişik. Kim ne yaptıysa kendine yapmıştır. Allah her zaman. Bu dünyada herkes rızkını verir. Yarına bırakır, yarına bırakmaz. Bırakmaz. Var mı aklına gelen, unuttuğumuz, sormadığımız böyle komik, enteresan, çok güldüğün?
Engin Baytar'ı bugün bir maç vardı. Maçta böyle oyundan aldım Şenol Hoca. Bu kamerada tam böyle zoom yapmış. Oyundan çıkarken bir şey desin diye kameralar zoom yapar ya, ne diyecek falan. Engin koşarak küfür ediyor. Ona bacı küfür ederek geliyor. Her neyse taraftar işte beni aldı falan. O maçta bir birken ona oyunu aldı. Sonra biz kazandık o maçı. Döndü olay. Ertesi gün Şenol Güneş, ertesi gün toplantı yapar. Maçın analizini yapar işte. İlk toplantımız şeyde, antrenman çıkmadan önce. İşte maç analizini yaptık, bitti. Son bir görüntümüz var dedi. Engin'cim seni bir alalım dedi buraya dedi. Ben de sonra kamerayı açtı, görüntüyü açtı. Engin ana bacı küfür ederek geliyor. yani çocuğun kör olan anlamıyor. Yani. Engin dedi burada ne demek istedin dedi. Engin de dedi ki, hocam dedi sonradan oyuna girenler dedi bizi anamızı gevremiş dedi, biz yorulmuşuz, sonradan oyuna hiçbir şey yapmayız dedi, ben de öyle sonradan oyuncu gelenlere küfür ettim dedi. Tamam dedi Engin'cim, geçebilirsin. Hiçbir şey demedi. Tabii Şenol Hoca da kuvvetli tabii, o anda maçı da kazanmış. Şenol Hoca'nın insan kazanmak gibi gelmez inanılmaz ya. Ben hayatta... Geçen sene bunu insanlar bilmez, Oğuzhan Özyakup hocanın odasına gidiyor, kapıyı çalıyor, gel diyor Oğuzhan, içeri giriyor. Hocam bana haksızlık yaptığını inanıyorum, beni oynatmıyorsun, benim oynamam lazım, sen bana işte haksızlık yapıyorsun, yanlış yapıyorsun falan derken sesini yükseltiyor. Şenol Hoca benimle böyle konuşma diyor, ne diyorsun, sen ne diyorsun? Boğaz boğaza geliyorlar. Böyle onu yitiyor falan filan, kağıtlar devriliyor ve sesi duyanlar odaya geliyor, ayrılıyorlar. Ve ondan sonra 3 gün sonra oynatıyor Şenol Hoca'yı, biliyor musun? Ve bu olay hiçbir yere sızmıyor, hiçbir yerde çıkmıyor. Şenol Hoca inanılmaz bak. Şimdi şöyle bir olay var. Şu an Ünal Karaman. Krizleri yönetebilen hocalar başarılı oluyor. Zaten Şenol Hoca Quaresma'nın ilk geldiği evet. Şey nasıl problemler yaşıyordu, tabii, nasıl tabii. Kazandırdı, döndü, iki sene şampiyon oldu. O krizleri yönetiyorsan, yönetebiliyorsan, dışarı yansıtmıyorsan, dışarıyla paslaşmıyorsan, içinde kendini halledebiliyorsan başarılı tabii. Oluyorsun. Zaten hatta Quaresma ile ilgili şöyle bir anısı var. Quaresma oyuna sonradan yok nasıl? Oyundan çıkartıyordu. Oyundan çıkarıyordu. 55-60 oyundan bir gün hocanın kapısını çarptı. Demiş ki beni niye oyundan çıkarıyorsun? Tamam Kovacım kızma demiş. Seni bundan sonra hep sonradan alayım. Sen de üzülme ben de üzülme. Bakmış yok tamam demiş. Çok zeki. Çok zeki. İnanılmaz. Zeki. İnsan kazanmada bir numara diyor yani. Bir numara. Tabii. İşte maalesef. Bu sene şöyle kusura bakmasınlar da eline al dedi bununla dedi şampiyon oldu. Şampiyon. Ya sen en iyi oyuncularını gönderiyorsun be yapma ya. Bir de giderlerini yerine dolduramazsan. Dolduramazsan geçmiş olsun. En geçmiş iyi adam Talisca'n. %50'si. Avrupa'nın yüzlerce takım var. En yaşlı takım Beşiktaş. Yani. Ve Avrupa'nın en yaşlı 20 takımından 8'i Türkiye'den. Türkiye'de normal abi. Paraları veriyoruz 4,5-5 milyon euro. Geçmiş olsun. Afiyet olsun. Başarı da gelmez. Yeye bitmez. Lugano'ya denk geldin mi? Lugano'ya denk geldim. Lugano. Dünyanın en cimri adamı mıydı? Hem cimri hem de sert. Sen hayatında bu kadar elini kırar. Öyle mi? Çok sert. Yani şöyle yapar, elini sıkıyor. Çocuğunu bir dövüyordu. Çocuğunu? ya çocuğunu bir dövüyordu. Disipline öyle. Onların disipline öyle. Patlatıyordu ağzına bir tane. Onu bu ilk önce geldi ben takozdum. Ağlıyor muydu çocuğu? Yok ağlamıyor. Alışmış yani. Alışmış artık onun dayağına. Bana mesela şaka yapıyordu. Vamos diyor. Onlar Vamos var ya. Tabii. Bir vuruyordu. Vamos'un o senin. İnanılmaz kuvvetli bir sanatçı ben söylüyorum. İlk geldi o. Takoz bildiğin. Lan top geçiyor adam geçmiyor. Bam güm adamı indiriyor. Sonra bir oturdu. Bir oturdu. Bir şeyi de toplu oyunu Hüsnü da ara, şey Lugano yaptı. Çok iyi, çok iyi defans. Lugano çok hiç unutmam. Adam adama oynuyor. Mesafeli oynuyorsa hata yapabiliyor. Yok ağır zaman. Çünkü. Ama adam adama İbrahimovic adım attırmamıştı. Attırmaz. Ama geçerse İbrahimovic de onun şey özelliği. Özelliği ama tabii Suarez'e durarak oynuyor. Suarez yani arkasına koşacak adam için sıkıntılı. Sıkıntılı. Tamam. Bizim bir kupa maçında zaten Engin Baytar bir hamlede geçti. Tık geçti. Diye. Çünkü uzak durdu. Engin Baytar önemli oyuncu. Engin Baytar bir sene gider, müthiş oynar. İkinci sene bulamazsın onu. Trabzon geldi bir sene oynadı. Bakmıyor muydu kendine? Bakmıyordu. Ben bu kadar yetenekli olup da kendine bakmayan tek adamım. Var mı? Hain, kendine hainlik ettim. En çok fazla duşta kalan kim abi? kim? Onu yanlış anlıyorlar ya. Evet. Ya bir gün quiz programı var ya quiz evet, programı. Evet evet. Onu en yumuşak futbolcu diyorlar. ben de Erman abi en yumuşak futbolcu. ne bileyim ben o anlama geldi. yani biz stil olarak en yumuşak tamam. Gay olarak en yumuşak futbolcu Erman Özgür. Şey peki. En bonkör kimdi? Bonkör çok ya. Cimriler az.
Cimri kim? Cimri bizim Trabzon'da Giray vardı işte. Cimri diyorlar, hala Cimri derler ona. Öyle mi? Cimri deseler de öyle der. Ondan sonra... Lugano. Lugano. Bunlar da yemez bunlar ya. Alitano. Ali abide de var ya bayağı. Var mı? Var var. Dünya parası var onun. Şimdi bilmiyorum tabii. Bizim zamanımızda öyleydi. Allah'tan çekmesin. Abi sever. Allah'tan çekmesin. Severim Ali'yi, eşini. Aynen öyle. Sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Bu kadar ya. Kapatma ya. Sevgili seyirciler, milli takımımızın, Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'un eski başarılı futbolcusu, sempatik oyuncusu Serkan Bazcı'yla tam böyle beklediğimiz gibi, hedeflediğimiz gibi bir röportaj oldu. Başından sonuna kadar güldük, kahkahalar attık. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir. Yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.